kan şekeri yüksekliği aslında iyi irdelenmesi gereken bir durum. Normal değildir bir kere. Şöyle söyleyeyim. Açlık açlıktaki kan şekeri yüzün altında olması lazım. Normal sayılabilmesi için bunun üzerindeki şekerler mutlaka irdelenmeli. Basit bir bozulmuş açlık likozu dediğimiz, prediyabet dediğimiz diyabet öncesi dönem olabilir. Diyabetin kendisi de olabilir. Yani açlık şekeri 110 olan bir kişi tokluğu 200'ün üzerinde çıkmışsa eğer diyabetli de olabilir. Farkına varılmayabilir. Ya da e, açlık şekerleri normal bir grup insanda da. Tokluk şekerleri yüksek olabilir. Bunlara da glukoz intoleransı diyoruz ve bu da prediyabet dediğimiz dönemin yine bir parçası. Diyabet dememiz için açlık kan şekerinin 126'nın üzerinde, tokluk şekerinde 200'ün üzerinde olması lazım. Eğer açlık şekeri 100 126 arasında ise buna biz bozulmuş açlık glukozu diyoruz tokluk normalken. Eğer tokluk 140 ile 200 arasında ise de bir halkın gizli şeker dediği glukoz intoleransı olarak isimlendiriyoruz. Bu her iki grup hastada ileride diyabet olmak yönünden çok yüksek risk grubuna e, giriyorlar. Ve biz de bu hastaları bu dönemde yakalayıp bu insülin direnci nedeniyle olur genelde bu pozisyon. İnsülin dirençlerini tedavi edip ideal kilolarına indirip sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerini sağlayıp ileride diyabet geliştirmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Buna biliyorsunuz koruyucu hekimlik adı veriyoruz. Ve koruyucu hekimlik e, bugünlerde hekimliğin başlıca en önemli unsurlarından birisi hastalık gelişmeden hastalığın gelişmesini önlemek amacıyla uygulanıyor. Burada işte bu kan şekerinin sınırda yükseklikleri son derece önemli. Bu dönemde yakaladığımız hastaları biz tedavi edip kalıcı diyabet gelişmeden veya kalp damar hastalığı gelişmeden onları bu kötü rahatsızlıklardan koruyabiliyoruz.